operasyonu 7 gün gözaltında kaldıktan sonra mahkemeye sevk edilen Oktar ve tam 167 isim tutuklandı. Kedicikleriyle İstanbul Çengelköy'deki köşkte ihtişamlı bir hayat süren Adnan Oktar'a aylık kazancı da soruldu tabii. Peki Oktar bu soruya nasıl bir yanıt verdi? Bakalım. Cezaevine girmeden önce son görüntüsü oldu bu. Adnan Oktar Metris'e, kediciklerse Bakırköy'deki kadın cezaevine gönderildi. Çevik kuvvet aracıyla Çağlayan Adliyesi'nden Bakırköy'e getirilen kedicikler demir parmaklıkların arkasına girmeden habercilere el salladı. Hakime verdiği savunmada aylık gelirinin 3500 lira olduğunu söyleyen Oktar, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Geniş bir arkadaş grubum vardır. Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim. Ayda 3500 lira gelirimden başka bir gelirim yoktur. Operasyonda gözaltı sayısı 187 idi. 5 isim emniyet, 1 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Mahkeme 13 zanlıyı adli kontrol şartıyla bıraktı. Çoğu kadın, 168 şüpheli ise tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Oktar Bey, tutulacak mısınız? Gözaltı sürecinde diğer zanlılardan farklı araca bindirilen Oktar bu kez onlarla aynı minibüsün içindeydi. Metris cezaevine girmeden hakime verdiği son ifadesinde serbest bırakılmayı talep ediyorum dedi ama o talep kabul görmedi. Gizli, anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim. Bu kız çocuklarına tecavüz olaylarını ise kesinlikle kabul etmiyorum. Bu da iftiradır. Soruşturma dosyasında Didem Ürer örgütün 2 numarası olarak değerlendirildi. Oktar Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Alev Babuna örgütün yönetici kadrosundaydı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve şantaj suçlaması 59 isme yöneltildi. Savcılığın hazırladığı sevk yazısında Adnan Oktar ve örgütü dini değerlere zarar vermek, toplumun yapısını bozmak ve haksız elde edilen parayı meşrulaştırıp lüks bir hayat sürmekle suçlandı. Adnan Oktar örgüt üyelerine Mehdi olduğunu söylüyordu. Kurduğu yapının bozulmaması ve kimsenin yanından ayrılmaması için onlara bir yemin ettiriyordu. Oktar'ın kedicikleri de, örgütün erkekleri de, eğer bu davadan ayrılırsam Allah'ın, meleklerin ve tüm lanet edicilerin laneti üzerim olsun şeklinde yemin ediyordu. Oktar'a yöneltilen suçlamalardan şüphesiz en ağırı çocuk istismarı. Zaten şikayetçilerin yarıya yakını da çocuk. Mahkemede Oktar'a bu suçlamalar da soruldu. O bahse konu küçük kızla annesi birlikte geldi. Ancak eve almadım. Bahçede görüştük, gönderdim. Bu iftiraları kabul etmiyorum. Ama savunmaları onu kurtarmadı. Mahkemeden çıkışta Çengelköy'deki Boğaz'a Nazır Köşkü'ne değil, Metris cezaevine gönderildi. Çünkü mahkeme heyetinde Adnan Oktar'ın FETÖ gibi silahlı bir yapı kurduğu kanaati oluştu. Adnan Oktar ve grubuna 1999 yılında düzenlenen operasyonun başında bulunan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adi Serdar Saçan, Oktar grubuyla FETÖ arasında benzerliklerle ilgili Kanal D Haber'e oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saçan, Adnan Oktar grubunun FETÖ'nün taşeronu olduğunu söyledi. Fethullahçı milliyetçidir, vatanperverdir. Bir de Fethullahçı, Allah uzun ömür versin ya. FETÖ ile başı Fethullah Gülen'e böyle metiyeler diziyordu. Soruşturmayı yürüten savcılığa göre zaten onunla aynı yapıyı kurmuştu. Kendini Mehdi ilan eden Adnan Oktar, kendini Mehdi sanan FETÖ ile başı Gülen gibi silahlı bir örgütün başıydı. Her ikisi de dini kullanıyor bir kere. Her ikisi de kendisini Mehdi zannediyor. Adnan Oktar grubu FETÖ'ye bir dönem ciddi anlamda taşeronluk yaptı. Adnan Oktar ve yanındakiler yıllarca konuşuldu ama yapı 11 Temmuz'da yapılan operasyonla çok daha net ortaya çıktı. Ve anlaşıldı ki tıpkı FETÖ'deki gibi imamlar, abiler, ablalar ve himmet adı altında toplanan paralar vardı. Birini diğerinden ayırt etmek zor. Her iki grupta sapkın grup. Hedef gördükleri insanları karalamak açısından gerçekten üst üste yapışmış iki örgüt gibi diyebiliriz yani. Oktar grubuna ilk operasyonu yapan isim İstanbul Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan. FETÖ'nün yapısını da çok iyi bilen bir isim. Adnan Oktar grubuyla FETÖ
zaten birbirlerinin arası çok iyi olan, aralarından su sızmayan iki örgüt. Şematik yapıları da aynı, metotları da aynı. FETÖ'de olduğu gibi Oktar grubunda da yöneticiler, imam kardeşler, imam bacılar, adli imamı, para imamları olarak adlandırıldı. Liderin altında işte ikinci kişi var, imamlar grubu var, abiler. Yine imam bacılar grubu var. Yani aynı FETÖ'deki iş bölümünü, yapılanmayı burada görebiliyoruz. Adnan Oktar yapısıyla FETÖ'nün amaç, strateji, zihin yıkama yöntemleri ve finans kaynakları da aynı. Her ikisi de sosyal medyayı çok iyi kullanan örgütler. Her iki grubun da çok iyi şantaj yapan grup olması. FETÖ gibi Adnan Oktar grubu da askeri casuslukla suçlanıyor. Her iki örgütte de yurt dışı bağlantıları oldukça güçlü. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantıları güçlü. Adnan Oktar'a ilk operasyon emrini veren isimse dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'dı. Fethullah Gülen'in hareketi altın nesil yetiştireceğiz diye Türk siyasetini el koymak istiyor. Şimdi de Adnan Oktar ekibi farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunun gibi irili ufaklı bir sürü yapı var daha. Adil Serdar Saçan, Adnan Oktar grubu gibi FETÖ'de de çocuk istismarına yönelik suçların işlendiğini söylüyor. Çocuk istismarı konusu FETÖ'de de aynısı var. Yani çocuk yaşta kişileri evlendiriyorlar. Saçan, Oktar yapılanmasına yönelik operasyonda yeni dalgaların gelebileceğini söyledi. Şimdi devlet daha büyük olduğunu gösterdi bunlara. Hem FETÖ'ye hem buna. Artık sıradaki gelsin demek lazım yani. Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonlardan önce ortadan kaybolanlar da var. Onlardan biri de Tuğba Bozkurt. Babasının her yerde aradığı kayıp kedicik Viyana'da ortaya çıktı. Ayrıca kaçtığını iddia eden insanlar büyük bir iftira atıyorlar. Hiç kimse bizim grubumuz içerisinde zorla tutuluyor değil. Adnan Oktar'ın en gözde kediciklerinden biriydi o. Operasyondan önce kayıplara karıştı. O kedicik Viyana'da ortaya çıktı. Sosyal medya hesabında bu videoyu paylaştı. Ben Viyana'da bulunuyorum ve babam bundan haberdar. Onunla irtibat içerisindeyim ve görüşüyorum. 26 yaşındaki Tuğba Bozkurt, gurbetçi bir ailenin kızıydı. Avusturya'da yaşayan babası kızının küçük yaşta Adnan Oktar ve yanındakiler tarafından kaçırıldığını söyledi. Adnan Oktar'ın grubuymuş. Benim kızımı yani. Evet. 12-13 yaşları da hedeflemişler. Kızım bir an önce oradan çıkıp evine dönmeni istiyorum. Seni özledim, çok çok özledim. Bekliyorum. Tamam, lütfen. Kızını Adnan Oktar'ın televizyonunda izliyor ama onunla görüşemiyordu. Tuğba Bozkurt'un babası çaresizdi. Tuğba Bozkurt, Adnan Oktar'ın içerisinde televizyon yayınlarının yapıldığı Çengelköy'deki bu villada yaşıyordu ve sürekli ekranlardaydı. Babası bir gün onu Avusturya'dayken tesadüfen ekranlarda gördü ve hemen İstanbul'a geldi. Yetkililerden kızımı Adnan Oktar'dan kurtarın diyerek yardım istedi. Adnan Oktar yıllarca çocukların ve gençlerin beyinlerini yıkamakla ve onları kandırmakla suçlandı. İddia ettiğiniz gibi bir şey yok ortada. Ve sözde haberlerde benim kaçırıldığım veya Adnan Oktar'ın beni alıkoyduğu tarzında ifadeler yer alıyor. Gözaltına alınan isimler arasında itirafçılar olduğu biliniyor. Onların anlattıkları Oktar ve yapısının çözülmesine, yıllarca gizlenen suçların delillendirilmesine neden olacak. Halbuki ben de reşit bir insan olarak zamanında İstanbul'a taşınmaya karar vermiş, Adnan Oktar'ın yanında grubun içerisinde yaşamaya karar vermiş bir insanım. Hiçbir aramızda olan insan zorla orada tutulmuyor. İstediği zaman isteyen kişi yanımızdan ayrılır. Kayseri Polis Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan polis adayları bugün yemin etti. Salonda konuşma yapan Polis Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver konuşmasında polis adaylarına uyarılarda bulundu. Cemaat ve tarikatlara dikkat çekti. Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, hiçbir şıha ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız. Yeni polisler mezun olup yemin etti. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü törende cemaat ve tarikat uyarısı yaptı. Dürüst olacaksınız. Kimsenin hakkını yemeyeceksiniz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceksiniz.
hakkınızı da haddinizi de bileceksiniz. Halkımıza saygılı olacaksınız. Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 21. dönem mezuniyet töreni yapıldı. Çok sayıda veli hazır bulundu. Çiçeği burnunda yeni mezun 622 polis okulu öğrencisi masa üzerine ellerini koyarak yemin etti önce. Devlete isyan eden hainleri topyekün imha edeceksiniz.